giyiniksiz, daha az seksist geldi bana, anlıyor musun? Sizin evinizde böyle şeyler var mı? Yoktur. Benim annem aldı bir tek. Uykum var anneciğim. Ödül. Ne ödülü? Yaşıyorsun ödülü. Herkese merhaba. Antalya'dan İstanbul'a evime geldim. Döndük artık. Öğrenci evindeyiz. Çok istiyordunuz. Artık öğrenci evine dön. Oradaki hayatını görmek istiyorum. Mücadeleni görmek istiyoruz dediğiniz için ben de döndüm. Şimdi o mücadelenin ilk partiyle karşınızdayım. Sezon 2 bölüm 1. BİM'e gittik. A101 boykot olduğu için. Bizim BİM de çok uzak evimize. Gelirken gerçekten çok zorlu hayat şartları yaşadık. Tamam mı? Dedik ki her şeyi alalım, taksiye binelim. Bak, mantıklı değil mi sizce de? Bizce de mantıklıydı. Taksiyi çağırıyoruz. Bak, yemin ediyorum yarım saat taksi çağırdık, asla gelmedi. Ana caddeye çıktı Ela, orada taksi aradı, asla yok. Korkunç bir deneyimdi. Zaten biliyorduk ama bunu ilk günden, yani İstanbul'a adımımızı attığımız günden yaşamak istemezdik yani ilk seferden. 30 TL'lik yola 130 TL verdik. Güzeldi. Dolapta hiçbir şeyimiz yoktu. Açlıktan ölüyorduk. Bir şeyler aldık. Size hepsini tek tek göstereceğim. Önce tereyağı. Tereyağını Ela ile birlikte aldık. Bunu ortadan ikiye bölüp birlikte kullanacağız. Şöyle mantar aldım. Bununla artık sağlıklı yemek yapma. Hani eskiden yapıyordum ya. Artık evde sağlıklı yemekler yapacağım. Hatta hiç kapalı gıda tüketmeyeceğim ve şekeri ve tuzu da bıraktım. O yüzden çok güzel tarifler ve sağlıklı yemekler göreceksiniz. Onun için mantar aldım. Kahvaltı için domates. Salatalık. Aslında çarşamba günü pazara gideceğiz. O yüzden çok fazla sebze falan almadık. Azar azar aldık. Muz aldım 3 tane. Biber aldım 5 tane falan. Patates ve soğan aldım. Bunlar burada dursun. Ay çok güzel gofretler aldım. Bu patisvis var ya. Bu patisvisin böyle topları varmış. Kahvenin yanında bundan alayım dedim. Kapalı gıda tüketmiyorum. Evet. Ama bunlar ödül. Ve bunlar daha nispeten daha hani iyi, sağlıklı. İnanırsanız. Bu da onun, benim en sevdiğim meyve doğal olarak, çileklisi. Ve aldım tabii ki, deneyeceğiz bunları hep. Bunlar bana yüksek ihtimalle 2 ay falan gider. Süt, tava yoğurdu. Şöyle yüzey temizleme havlusu, bu markayı hiç bilmiyoruz ama bir deneyeceğiz. Güzelse ucuzdu yani diğerine göre, bildiğiniz markaya göre daha ucuzdu. Kendime ödül olarak hayattan bıktığım günlerde yerim diye bunu aldım. Ekmek aldım. Çünkü fırına uğrayamadık. Normalde fırından alıyorum. Bir de artık ekmeklerimi de kendim yapacağım. Çünkü çırpıcı, Ela çırpıcı getirmiş evden. Artık çırpıcımız olduğuna göre ekmeklerimizi de kendimiz yapabiliriz. Kaymak aldım. Bir kahvaltıda en sevdiğim şeylerden biri. Kefir aldım. Bunu da böyle sade sodayla içiyorum. Sade soda aldım. Bundan 6 tane daha var. Böyle çıtır cevizler varmış, çıkmış yeni. Bunu aldık, deneyeceğiz. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Kurutulmuş cevizdir diye düşündüm. Şöyle sucuk aldım. Böyle dörtlü dörtlü küçük küçük ya, birer birer çıkartır yerim. Küçük olmasını o yüzden istedim. Şöyle farklı bir peynir aldım. Hep aynı peyniri yiyordum. Dedim bu sefer farklı bir peynir. Mısır. Yani her yemeğe konuluyor zaten. Maya aldım. Ekmek yapacağız demiştim ya ekmekler için. Aslında yaş maya alacaktım ama bulamadım. Yaş maya da alacağım. Şöyle bir cipsi çıkmıştı. Biliyorsunuz cips markalarının çoğu da boykotlu. O yüzden kullanamıyoruz. Bir de zaten yemeyeceğim ya. Dedim ki bunu deneyiz. Umarım güzeldir. Şu granolayı aldım. Umarım güzeldir. Bunu bir kere yemiştim. Sanki güzeldi yani tadı. Sonra yaban mersini aldım. Bu yoğurtların falan içine dökerim diye. 3 tane avokado aldım. Tanesi 20 liraydı. Ucuzdu çünkü. Şöyle altılı organik yumurta aldım. Organik yumurta yiyorsunuzdur umarım siz de. Tavuklara eziyet etmeyin lütfen. Ben şöyle hindi füme aldım. Şundan aldım. Bu da ucuzdu. Bu da 20 TL'ydi galiba ya da 10 TL. O yüzden aldım. 10 TL. Fırma aldım ki böyle işte atıştırmalıkların falan içine koyarım diye düşündüm. Sonra şu pidenin tavuk suyundan aldım. Çünkü çok fazla pirinç falan yapıyorum. Böyle aromalı olsun istiyorum. Bu bulyonlar da çok sağlıksız olduğu için genelde kullanıyordum. Bu sefer sağlıklısını alayım dedim. Şu züberin barlarından aldım. 3 tane limon aldım. Avokadolarla yerim diye. Şimdi size burası ne kadar çıkmış onu söyleyeceğim hemen. Tam 1497 TL 63 kuruş. Değer mi? Elan'da daha fazla. Ha evet, benim ekmek falan var daha. Ya bu büyük ihtimal 1700'e çıkar. Bence güzel ama. Çünkü bu büyük bir alışverişte. Ama şey yok, deterjanlar yok daha. Bir 1000 lirada herhalde ona gider. Deterjanlar işte, diğer minimum temizlik malzemeleri falan, her şeyin bitmiş. Bir de tavuk yok, et yok içinde. Neyse 1000 lirada oraya gider. Neyse bir şey olmaz. Evet, kendim alışıyorum gerçekten. Şimdi bunları yerleştireceğiz ve biz 3 kişiyiz ve küçücük dolabımız var. Kanka bu arada ben şu an tıktım. Ne yapacağız? Ben de mi tıkayım? Sen de tık. Dolaba girecekleri tık. Görüştürsün. Ay kirli mefet. Yani ortak düzeltmemiz lazım.
Şimdi sen mi aldın bunu? Evimizde bir buzdolabı krizi var gerçekten. Şimdi benim sebze kutum böyle. Bunun içine sebzelerimi koyacağım. Ben bunu yemesi çok güzel. Zaten 1-2 yapacağım da. Hadi bakalım. Şöyle neyim ben? 0'a 0 damla Türk dağılımı ismini neyse. 5 mi 7 mi? 5. Bu taraf senin. Şimdi aklımdan sayı tuttum. 5-7. Öyle soru soruyoruz. Yani kardeşi olanlar bilir ki her zaman böyle ayrım yaparsınız. Siz 2'ye tam kestiniz emin olursunuz ama hak geçmesin diye yine de ona seçtiriyorum yani. Benden çıkmadı yani varsa da. Tereyağı. Sizi birazdan şarjı takacağım. Film izlemeyi planlıyorum zaten ben de. Yarın görüşürüz diye umut ediyorum. Çünkü yeterli bugün ya. Yamuk musunuz eve? Özür dilerim. Durun. Yeterli diye düşünüyorum. Şunları da yerine yerleştireceğim. Şurada altta bir yer var işte abur cubur yerim. Oraya yerleştirip hayatıma devam edeceğim. Yarın görüşürüz. Aa yarın ALES var. Yarın ALES'e gideceğim. ALES'ten sonra gelip size nasıl geçtiğini söylerim. Günaydın. Hala uyuyorum. Farkında mısın? Ay bir dakika. Bir dakika canım. Çok uykum var. Arkadaki odanlıkla boş verin. Keşke para vermeseydim gitmezdim sınava ya. Şimdi yüzümü... Sadece güneş kremi süreceğim. Çok bile. Şunu görüyor musunuz? Yani bir yanardağ falan burası, anladın mı? Şuralarında çıkan küçük sivilceleri güç birleştirip burada çıkması. Başka bir açıklaması olmaz. Gerçekten çok uykum var anneciğim. Çok uykum var anneciğim. Şimdi benim dikkat seviyem çok kötü ya. Türkçe sorularında hiçbir şey yapamamaktan korkuyorum. Türkçe sorularını yaparken aklıma Cüneyt Efendi gelirse ya. Hiçbir şey çözemem. Hiç. Gelirse dediğim aklımdan hiç çıkmıyor ama olsun. Ben göz çevreme de sürüyorum bu arada güneş kremini. Siz sürüyor musunuz? Ufak bilgiyi bana verir misiniz? Gönül rahatlığıyla sürmek istiyorum. Çünkü hani göz çevresine çoğu şey sürülmüyor ya. Ama bu güneş kremi yani doğal olarak. Hani sürülmesi gerekiyor diye düşünüp sürüyorum ben. Bir şeyler atıştırmam lazım benim. Mini minnacık hani ölmemek için geldiğimde şey yapacağım, kahvaltı hazırlayacağım kendime de. Böyle bir sandviç. İndifime, peynir ve salatalık. Şunu da şekil şey, sen bir çocuksun. Abi çocuk musun? Gitmişim şekil şekil bir şey. Ya annemlere aldırıyordum tamam mı? Alelacele bir şeyler aldım şekille. Artık kahvaltılarım daha ne? Kurşun ateş sormaz ki yaktın beni. Gece galiba ben birazcık şey yatıyorum. Giyiniksiz. Hani o kelimeyi kullanmak istemedim. Şimdi dersiniz ki kapalısın o kelimeyi neden? Öyle diyecek olanlar var. Yani giyiniksiz daha az seksist geldi bana, anlıyor musunuz? Giyiniksiz yattığım için üstüme şey alıyorum, battaniye alıyorum. Ama sabaha karşı galiba üstüm açık, ben hep üstüm açık yatarım. Üstüm açık kaldığı için burnum tutulmuş. Dışarıda yağmur havası var. Kışta değil miyiz? Bu mevsimlerin anksiyete geçirmeleri beni gerçekten yoruyor. Depresyondalar falan galiba yani. Kardeşim sen yazsan, yazdın, yap git. Yerini diğerine bırak değil mi? Sonbahara bırak. Sonbaharsan sonbaharını yap, el sıkış. Kış geldi. Niye bizi bu kadar şey yapıyorsun ya? Sizin böyle tripleriniz yüzünden biz hasta oluyoruz. Ah oldum işte. Kuracağım adres sormaz ki. Sana şekillerimi göstereyim. Anlamamız. Çocukken yapardık ya. Sizin evinizde böyle şeyler var mı? Yoktur. Benim annem aldı bir tek. Benim matematik sorularından çok korkuyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum çünkü. Sandviçimiz kapanıyor. Kapandı, şimdi bunu yiyeceğiz. Bakın şimdi sandviçi nasıl tutuyorsunuz? Şöyle tutarsanız asla içindeki hiçbir şey düşmez. Bakın birazcık kaydı, onu tutarken kaydı. Sallıyorum, düşmüyor. Düşmüyor. Isıracağım, yine düşmeyecek. Düşmedi. Oynayalım.
tamam %4 pilin olabilir, çalışmamanı engelleyecek bir durum yok. %4'lük çalışacaksın lan. Yani. Gidiyorum ben. Çıkıyorum. Yanıma giriş belge, kimliğim, otobüs kartım, anahtarımı aldım. Anahtarlığımdan herkes çok korkuyor. Sizce korkunç mu? Bekleyin. Bence değil. Ben bu anahtarla ta Ankara'da lise 2'de ya da 1'de falan Diyanar'a girmiştik Beyza ile birlikte. Oradan aldım ve dedim ki ileride üniversiteden sonraki işte öğrenci evimin ya da üniversitedeki evimin anahtarı dedim. Bunu ben kaç yıl sakladım hiç bilmiyorum. 8 yıl bunu sakladım. Her gittiğim yere götürdüm ve sonunda ne deniyor? Manifestation? Hayır canım, dua. Dua edin bana da, tamam mı? İnşallah 100 almışımdır. Bak tamam. 100'ü hedeflemiyorum. Ama 95. Aynı aşkla derdi bağladım. Kıymetini bilen perişanım diyenim. Şimdi benim kulaklığım var, o yüzden siz duymuyorsunuz. Her neyse. Pazara gittim ve dedim ki pazar alışverişimi de göstereyim. Bu video böyle olsun. Şimdi bunu çıkarırsam kafam çok terlediği için çok çirkin olacak. O yüzden bu şöyle kalsın. Sirrekler gibi. Sanki böyle çok güzelim bu arada. Neyse, en azından daha katlanılabilir. Bu pazar neden bu kadar pahalı? Ya da beni mi kazıkladılar, anlamadım. Gerçekten ya. Kaç lirayla gittim biliyor musunuz? 500 küsürle gittim ve hepsi bir şaka gibi. Gerçekten şaka gibi bu arada. Sadece aldığım ekstra çilek aldım yani. Bunu da 50 liralık aldım abi, ne alaka. Çilek de yiyemeyeceksem yani. Uf, çok güzel kokuyor. Hemen onu bir tabağa dökelim. Çok güzel. Üf, çok güzel ya. Biraz çürük koymuşum. Zaten 50 liralık alıyorum. Neden çürük koyarsın? Helal. Etmiyem. Bunu götürelim, masamıza koyalım. Ödül. Ne ödülü? Yaşıyorsun ödülü. 50 TL. Yo, bu 30 TL. 30 liraya böyle bir şey aldım. Böyle bir şey? Sarımsak. Bilinmiyor ne aldı. Bunu çok vermiş ya. Domates niye bu kadar çok? Bunu 10 hafta yerim. Domates aldım kahvaltıya. Salatalık aldım. Biber aldım. Bak. Ama bunlar çok mu almışım bilmiyorum. En sevdiklerime bakın. Minik kabak. Bunlarla çok güzel bir yemek yapmayı planlıyorum. Bir de minik patlıcan. En sevdiğim şey bu ikisi. Bu ikisini aldım. Sonra bayağı sağlıklı şeyler aldım. Kereviz aldım. Salatalara falan sapın doğrarım. Gelsin de şey, patatesli havuçlu bir kereviz şey yemeği yaparım dedim. Havuç aldım. Brokoli aldım. Karnabahar aldım. Bugün sanırım karnabaharı yapacağım. Ya da bilmiyorum, bakacağız ne yapacağım. Keyfim ne isterse. Sonra en şaşırdım. Yani yeşillik aldım. Yeşillik ne kadar tuttu bilmiyorum. 170 küsür TL tuttu. Ne aldım abi? Allah. Bak, maydanoz. Dümdüz. Tere. Birer demet bunlar. Tere, maydanoz. Bir de dereotu. Nane. Mini minnacık bundan. Ne bu? Bundan. Mini minnacık da bundan. Yani bunlar da mini minnacık. Bak avucum kadar. Görüyorsunuz. Neyse, bir şey demek istemiyorum. Eğer beni kazıkladılarsa Allah'larından bulacaklar. Çıkar onlardan. Neyse. Gerçekten beddua etmek istemiyorum. Bana dönüp dolanıyor. Ondan önce de Kur'an kursuna gittim bu arada. Ben Kur'an'ı biliyorum aslında ama çok yavaş okuyorum. O yüzden yine yeniden Elif cüzüne geçtik. Çünkü ben R ve Z'yi karıştırıyorum sürekli. 20. dersteyim. Her gün artık Kur'an kursuna da gideceğim. Yazın herkes kurslara başlar. Benim kurs. Ay, bugün mantar yapayım ben. Mantar ne yapabilirim? Mantar yapayım ben. Aynen canım, mantar. Hayat nasıl gidiyor? Ben şimdi geldim İstanbul'a, işte benim hayatım başladı. Birazcık dinlendim bir iki gün. Sınava falan girdim. ALES'e girdim. Ondan sonra dümdüz başladı. Gelecek hafta okula başlayacağım. Laboratuvara başlayacağım. Tez dönemindeyim biliyorsunuz ama sanırım ben bir dönem uzatacağım ya, tezim de bir dönem uzayacak doğal olarak. Ama hocam dedi ki biz zaten hani laboratuvara gireceğimiz için 1,5 yılda falan anca bitiririz dedi. Sen o yüzden erkenden gel dedi yani. O yüzden şimdi gelecek hafta başlayacağım. İnşallah dolap doldurmaz bunları. Bizim dolabımız arada sırada canı isteyince sebzeleri dolduruyor. Hıncın onlardan alıyor. Böyle hayatta bazen dolap dolmak istemezsin işte. O da bunu böyle belli ediyor. Artık sabahtan akşama güzel vloglar gelir diye düşünüyorum. Böyle diye de yani. Hiç vlog çekmeyen ben. Gerçekten kendimi çok yalancı hissediyorum size karşı. Bildiğince az ürün almaya çalıştım. Çünkü dolabımızda yer yok. Özür dilerim. O bir küfür değil. Ellerinden öperim ben.